Ya Beder merak etme, gelin kızın çok iyi. Ya nereden getiriyorsun aklına böyle kötü şeyleri? Tamam, akşama gelirken getireceğim gelinini. Ya Boran Ağa biliyor bacısının nerede kimlerle olduğunu. Hem bizim Boran Ağa'dan başkasına verecek hesabımız mı var? Tamam, akşam gelsin sen kendi ağzınla sorarsın ne soracaksın. De haydi. Hem şaşırdı hem sevindi. Çok selam söyledi. Ananın selamı başımın üstüne. Sıla, sana zahmet olmazsa bana bir Azad'ın odasını göstersen. Ne zahmeti Narin? Kemal Tiksiyon'un yerine çalışacaksan o odada senin zaten. Hadi gel ben sana göstereyim. Baba. Ula sen nereden çıktın? Geldim işte baba. Yenge, hoş geldin. Hoş bulduk Emir. Demek Azad'ım burada oturuyordu. Bu kalemlerle yazıp işlerini burada yapıyordu. Ben gelip göremeden göçüp gitti. Narin, biliyorum senin için çok zor ama artık üzülmek yok. Biliyorsun sorumluluğun arttı. Doğru diyorsun Sıla. Bundan böyle üzülmek değil, önümüze bakıp yaşamak var. Sıla, ben ömrümde evden başka bir işle ilgilenmedim. Şimdi sen sahiden bana inanıp güvenip bu işe başlatacaksın. Tabii ki Narin. Biliyorsun Azad da ilk işe başladığında deneyimsizdi. Ama çabaladı, azmetti ve başardı. Sen zeki kızsın, inançlısın, kararlısın. Seni de başaracağından eminim. Ben de yardım ederim. Ben de çalışırım Narin yengemin yanında. Hem ona yardım edeyim. Maaş da bağlarız sana. Kaç para maaşlar? Ula Kırpu, şimdi paranın hesabını mı yapıyorsun? Kızım, benden istediğin başka bir şey yoksa ben gideyim işime bakayım. Yok babacığım, sağ ol. Narin, hadi gel otur. Bunu kullanmayı deneyelim. Aman diyeyim Sıla. Yanlış bir şeye basarım, bozarım maazallah. Olur mu öyle şey? Hadi Emir, göster yengene. Ablam haklı yenge. Bunu kullanmayı öğrenmen şart. Hem abim bütün işlerini bilgisayarda tutar. İyi madem öyle. Gel göster. Zamanını ben de öğrenirim herhalde. Bak yenge, bu düğmeye bastığında ekranlardan görülür ve bilgisayar açılır. Kim koymuş bunu bunun içine?